Ekranlarından tekrardan merhaba. Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Harun Akbalaban AKSU ekranlarında gündem programında izleyiciyle buluştu. Evvela şahsım ve kurumum adına AKSU TV seyircilerine, onlara ulaşmamızda emeği geçen, bu yayının yapılmasında emeği geçen kamera arkasındaki çalışanlara ve size çok teşekkür ediyorum. İzleyicilerimizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun çalışmalarının değerlendirildiği programda özellikle de sosyal güvenliğin ve sigortalı olmanın önemi, kayıt dışı istihdam ve sonuçları, işveren ve işçi yükümlülükleri gibi konular masaya yatırıldı. Sosyal güvenlik toplumun zor durumda olan bireylerine yardım edilmesini, toplumda durumu daha iyi olan bireylerin vicdanına ve yardımına bırakmayarak toplumsal dayanışmayı ön plana çıkartarak kurumsal ve düzenli işler hale getiren bir sistemdir. Kişiler bir iş yerinde çalışmaya başladığı zaman işverenden sosyal güvencesini sağlamaya ve bunun yapılmasını isteme hakkına sahiptir. Yapılmadığı zaman da kişiler anayasal olarak yasal yollara başvurma hakkına sahiptirler. İşverenler de yanında çalıştırdıkları kişileri ve kendilerini sosyal güvenlik kurumuna bildirmek zorundadır. Peki, sosyal güvenliği yaptırmadıysa vatandaşımız, buna dikkat etmediyse, kayıt dışı istihdamı konuşsa, kayıt dışı istihdam nedir, sonuçları neler doğurur? Evet, kayıt dışı istihdamın 3 şekli vardır. Kişiyi ya hiç sigortalı göstermezler, kişiyi sigortalı gösterirler ama kazançlarını eksik gösterirler. Yani kişi asgari ücret değil de asgari ücret üzerinde çalışıyordur ama asgari ücretten gösterirlerse bu da kayıt dışı istihdamdır. Bir de kişi 30 gün çalışıyordur ama 20 gün, 15 gün üzerinden sigortalı gösterirlerse bunların hepsi kayıt dışıdır. Yani şöyle söyleyeyim, kişiyi hiç göstermemek, kişinin günlerini eksik göstermek, kişinin kazançlarını eksik göstermek hepsi kayıt dışı istihdama girer. Bazen kişiler sigortalı çalışmak istemezler. Çalışırlar ama sigortalarının sağlanmasını istemezler. Hı hı. İşverenler de bu durumlarda biraz vicdanlarıyla hareket ederler. Dolayısıyla vicdanlarıyla hareket edince biz de bunu tespit edersek bazı yaptırımlar uyguluyoruz. İşverenlerimizin bu konuda dikkatli olmasını istiyoruz. Genelde kim istemiyor? Yani bir iş yerine giriyor. Ya benim sigortamı yapmasanız olur mu? Evet. İşte ben sigortasız çalışayım. Benim işsizlik maaşım var. Bir müddet daha onu alayım. Ya da ben annemden babamdan maaş alıyorum, maaşım kesilecek, bunları almaya devam edeyim, hem de sizin yanınızda çalışayım gibisinden. Önemli ve hassas bir konu. Çalışanlar iş kazası geçirmesi halinde nasıl bir yol izlemek durumundalar? En başından ne yapmalılar? Evet. Eğer bir iş kazası olmuşsa iş yerinde kolluk kuvvetlerine derhal anında bildirecekler. Diyelim ki hastayı hastaneye götürdüler. O hastanelerin hepsinde polis var. Orada iş kazasını hemen kolluk kuvvetlerine bildirecekler. Bize de iş kazasının olduğu günü takip eden 3 iş günü içerisinde en geç bildirecekler. Eğer bildirmezlerse ne olur? Yine diyeceksiniz ki hep ceza. Ama bizim amacımız dediğimiz gibi ceza uygulamak değil, ceza uygulayarak gelirlerimizi artırmak değil. Evet. Hizmetimizin süresini kısaltmak amacıyla bir süre belirliyoruz. O sürede uyulmasını istiyoruz ki biz o vatandaşa hizmeti daha kısa sürede verelim. Az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli işler var. Bu iş yerlerinin vasfına göre, çalıştırdığı sigortalı sayısına göre yaklaşık 11.425 liraya kadar idari para cezası uygulanıyor. Bu da 6.331 sayılı kanundan doğan bir yükümlülük. Ben yani buna iki yönlü bakmak istiyorum. Anayasal olarak suç. Manevi olarak da Maraş'ta bu duygular daha yüklü. Bu yani bu şey de kulak yani bu da suç. Öbür dünyada suç. Kişilerin emekliliğini geciktirirseniz, bu hakları almasını geciktirirseniz cidden bu da bir kul hakkıdır. Bunun da öbür dünyası var. Biz de Sosyal Güvenlik Kurumu olarak çok iyi hizmetler ediyoruz. Örnek vereyim. Cuma günü Ulu Cami'den cuma namazından çıkan bir kişi, bir adam dese ki ben Kocaeli'den geldim, çocuğum kanser hastası, buna yardım topluyorum. Kaç kişi verir? Çoğu verir. Birçoğu verir hem de. Verir. Ama evet. Bizden öyle bir yardım istemesine gerek yok. Ben buradan bu tedavi için parayı topluyorum. Kocaeli'deki bir kanserli çocuğun tedavisini harcıyorum. Antalya'daki arkadaşım bu paraları topluyor sosyal güvenlik kurumu olarak.
Maraş'taki bir hastanın gideri için harcıyoruz. Bu bir fon, bu bir yardımlaşma, bu bir vakıf kültürü. Onun için diyorum ki bu vakfa gerektiği gibi katkı sağlayın. Biz anayasal bir şey istiyoruz, ayrı bir şey istemiyoruz. Yani bağış istemiyoruz. Kişilerin sigortalığını sağlayın, siz de zarar görmeyin, biz de sizi üzmeyelim. Çünkü biz bu mücadeleyi sonuna kadar yapacağız.